Ebu Hanife'yi dinleyiniz. Rahmetullahi Teala aleyh. İmamul Azam, büyük imam, büyük müştehit Ebu Hanife içtihad etmiştir. Bir kadının, bir hanımın bütün fıkıh kitaplarında göreceksiniz. Bir kadının oturduğu koltuktan, kanepeden, sandalyeden, o kadın kalktıktan sonra o kadının vücudunun ısısı, vücudunun harareti o sandalyeden, koltuktan, iskemleden iyice zail olmadan o kadının vücut harareti, vücudunun ısısı iyice kaybolmadan o sandalyeye oturan Müslüman o kadınla zina etmiş gibidir diyor. Sen hangi cemiyetten bahsediyorsun kardeşim? Belediye otobüslerinde kadınlarla erkeklerin ne biçim seyahat, yolculuk ettiğini sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Siz bu cemiyete Müslüman cemiyet biliyorsunuz. Evet. İslam hukukuna, İslam edebine, İslam iffetine göre 9 yaşına girdikten sonra bir Müslüman baba kız çocuğunun diz kapağından yukarısına bir santim bakamaz. 9 yaşına girdikten sonra müştehat olmuştur. Diz kapağından yukarısına dokunamasın kardeşim, bakamasın. E şimdi 18 yaşındaki kızını, kızlarını çırılçıplak soyarak, mayo giydirerek, bikini giydirerek, koluna takıp plajlara götüren, denizlerde, sahillerde, cahillerin arasında yüz binlerce erkeğin şehvet arzusunun önüne sergileyen bu baba, bu adamlar, bu cemiyet Müslüman cemiyetlidir. Ne Müslümanı kardeşim? Siz bu cemiyete Müslüman mı diyorsunuz? Bu cemiyetin rağbeti, ragaibi İslam değildir. Bu cemiyetin ragaibi, yani rağbet ettiği şeyler İslam değildir. Bir Müslüman hanımefendi kendisine, kızına, gelinine elbise dikeceği zaman Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresinin 31 numaralı ayetini mi açıp bakıyor, Fransa'dan gelen model mecmuasına mı bakıp yapıyor? Fransa'dan gelen model mecmuasına, moda mecmuasına bakıyorsa bu kadınların ve bu cemiyetin regaibi Allah değil mi Avrupa'dır? O halde regaib kandiliyle ne alakası var bu milleti? Regaibi Allah olmayan bir cemiyetin regaib kandiliyle ne alakası var? Ragbetimiz, regaibimiz Allah olacak. Allah'ın hükmü olacak. Onun hükmünü arayacağız her amelimizde, her hareketimizde. فَاِذَا كَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ bu manadadır. Yalnız Rabbinize, Rabbinizin hükmüne, Rabbinizin rızasına rağbet ediniz. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ رَغِبَ يَرْغَبُ rağbet etmek, regaib olmak. Allah'ın rıza ve rahmetine rağbet ediniz, Allah'ın hükmüne rağbet ediniz. Allah'ın hükmü böyleyse tabii hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey gözüme görünmez değiliz. Allah'a kul olmadıkça Allah'a rağbet etmiş olmak mümkün.